Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yaklaşık 5 yıl önce Ereğli Demir Çelik hissesinden 10 bin liralık alsak şu anda paramız ne kadar olurdu ve diğer yatırım araçlarıyla bu kazancı kıyaslayacağız. Hem temettüler dahil hem de temettüler haricinde bir hesaplamamız olacak. Ayrıca hesaplamadan sonra bu parayı Ereğli Demir Çelik hissesi değil de dolara koysaydık ne kadar kazanırdık? BIST 100'e koysaydık ne kadar kazanırdık? Veya Bitcoin alsaydık ne kadar kazanırdık? Bunların dışında Türk lirasının son 5 yıldaki değer kaybına bakacağız. Yani enflasyona odaklı bir yatırım yapsaydık ondan ne kadar kazanmış olurduk? Buna bakacağız. Hatta kaybetmemiş olurduk diyeyim daha doğrusu. Şimdi ilk başta baktığımızda Ereğli Demir Çelik'in 5 yıllık grafiğine baktığımızda şunu da söyleyeyim. Bu videoda anlatacaklarım herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. 5 yıl önce yani 2017 31 Mart 2017'de 5 lira 90 kuruş yaklaşık 6 liralık bir fiyatı varmış. Ve şöyle baktığımızda zaten burada da yazıyor. Yaklaşık sadece fiyat artışı olarak %452'lik bir artışımız var. Ereğli Demir Çelik'in temettülerine baktığımızda evet 5 yıla geçmemiş bu. Bunu da hesaba katabiliriz yani. 2017'de 6,84'lük yani %6,84'lük bir temettü verimi var. 2018'e baktığımızda %6,8'lik bir temettü verimi var. 2019'da baya güzel bir temettü verimi var %15,5'luk. 2020'de bir düşüş olmuş %3'e yakın. 2021'de %12 ve 2022'de de %12'lik bir temettü getirisi var. Her yıl verdiği pay yükseliyor gördüğümüz gibi. Hatta 2017'de 0,37 iken şu anda 4 liralara kadar yükselmiş durumda. Evet, Ereğli Demir Çelik'in sayfasına girdik. Sayfasında tarihsel kar zarar hesaplayıcısı diye bir yer var. Buradan hem 5 yıl öncesini hatta 10 yıl öncesini bile hesaplayabiliriz. Tarihte yani tam 5 yıl önce bugün 29 Mart 2017 tarihinde toplamda 10 bin liralık Ereğli Demir Çelik hissemizi hemen şuradan hesaplıyoruz. Tahmini maliyet 10 bin TL zaten. Hissenin kapanış fiyatı dünkü kapanış fiyatını almış 28'indeki kapanış fiyatını 32 lira 70 kuruş. Temettü haricinde toplam kazancımız 45 bin lira 236 lira. Yani kazanç demeyelim. 10 bin lira toplamda 45 bin liralık bir değere ulaşmış. Toplamda temettü kazanımı yani toplamda temettülerden kazancımız 15 bin lira 472 TL olmuş. Temettüler dahil toplam kar zararımıza baktığımızda 60 bin liralık bir paramız olmuş. Yani yaklaşık %600'lük bir getiri olmuş toplamda 5 yılda. Onun dışında dolara baktığımız zaman son 5 yılda dolarda %300'lük bir getiri olmuş. Tam 5 yıl önce bugün dolar alan biri 10 bin liralık aldığımız dolar toplamda %300'lük yaklaşık %300'lük bir artışla 30 bin liramız olmuş. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de inanılmaz bir yükseliş var zaten. %15 binlik bir yükseliş var. İnanılmaz bir yükseliş. BIST 100 grafiğini açtığımızda bundan 5 yıl önce BIST 100'deki hisselerden 10 bin liramızı 100'er liradan bütün hisselerden alsak yani ortalama Türkiye'deki BIST 100 hisselerine yatırım yapsak toplamdaki kazancımız %145'lik bir kazancımız oluyor. Dolar olarak baktığımızda hatta BIST 100'e yatırım yapan biri bayağı bir ekside oluyor. Enflasyona kendini bayağı bir kaptırmış oluyor. Evet, enflasyon hesaplamasına girdiğimizde 10 bin liralık paramız aynı şekilde 2017 Mart'ta hesaba katarsak toplamda enflasyon olarak baktığımızda %162'lik bir artış var. Yani paranızı enflasyona karşı koruyacak yatırım aracına yatırım yaptıysanız 26 bin liralık bir paranız olacaktı. Yani genel olarak toplamda baktığımızda enflasyon oranında bir artış olsaydı 10 bin liramız 26 bin lira 206 lira olacaktı. BIST 100 enflasyonun da altında bir getiri getirmiş. Enflasyon %162, BIST 100 %145. BIST 100 de aynı şekilde yaklaşık 22 bin liralık falan bir para olacaktı. Dolara baktığımızda dolarda ise tam 3 kat yaklaşık 10 bin liramız 30 bin lira olacaktı. Hatta yurt dışı şirketlerine de birkaç tanesine göz atmak lazım. Bu süre zarfında bize 10 bin liralık bir yatırım yapsaydık ne kadar para kazandırmış olacaklardı? Hemen bakalım. Apple hissesine baktığımızda son 5 yılda artışı %388. Dolardaki artış yaklaşık 300'lük yani 3 katlık bir artış vardı. Apple hissesinde de yaklaşık 4 katlık bir artış var. Hatta bir hesaplamasını yapalım. Burada toplamda 4 kata yakınlık bir artış. Dolarda da 3 kata yakınlık bir artış. Yani toplamda 110 bin lira falan olacaktı 10 bin liramız. Tesla hissesine baktığımızda Tesla hissesinde dolar olarak %1861'lik bir yükseliş var.
Burada da yaklaşık 30 katlık bir kazanç söz konusu. Yani 10 bin liramız toplamda 300 bin lira olabilirdi Tesla hissesinde. Yaklaşık rakamlar tabii ki. Ereğli'ye baktığımızda tekrardan toplamda 6 katlık bir yükseliş var ve 60 bin lira oluyor. Hatta bunun bir hesaplaması daha var. Hani aldığımız temettülerle de hisse alırsak bu rakam biraz daha fazla çıkabilir. Tabii şimdiye kadar böyle oldu. Yani geçmiş 5 yıl önceden bugüne böyle oldu. Bugünden 5 yıl sonraya da böyle olacak diye bir şey yok. Yani belki daha fazlası, belki daha azı. Bununla alakalı hiçbir fikrim yok. Yani bununla alakalı kimse hiçbir garanti veremez. Az olacak veya çok olacak diye. Evet, Ereğli Demir Çelik hissesinin son 5 yılda ne kadar para kazandırdığına baktık. Ve bunları dolarla ve BIST 100'le kıyasladık. Bu şekilde kazanç hesaplaması yapmamı istediğiniz hisseleri yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için ve halka arz analizleri için lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Herkese bol kazançlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.